Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah Teala'ya hamdü senalarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlarımız olsun. Ma'rifi suhbetler türkümeden birleyerken kursatuğumuzun navbetteki sani ifirde. Muhterem dile tamaşabinler, bugünkü kursatuğumuzun mavzusu Ramazan ayı ve roza ibadeti doğrusu da kelgen hadislerinin ilmi talqini deb nomlanadi. En birinci tanışadigan bu hadisimiz Salmon Farsi radıyallahu anhudan rivayet kılınadı bu hadis. Bu kişi aytadılar. Khatabana Rasulullah fi ahiri yevmin min Şaban. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge Şaban ayının en ahirge günü hutbe kıldılar. Malum ki Ramazan ayıdan aldığı ayının namı Şaban ayı deyildi. Biz Şaban ayını kırıp gelişi bilen demek bundan keyingi ay Ramazan ekelliğini bilemiz ve Ramazan'a karab hareket kılamız. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ham ushbu hadiste Şaban ayının ahirgi günü ertege Ramazan kiradi degen vaqtda sahabalarga hutbe kıldılar. Hutbe degani bu demek ularga hitap kıldılar. Ramazan haqida, Ramazan'ın faziletlerden bir kançalarını bayan kılış üçün hutbe kılıp sahabalarga müracaat kıldılar. Salmon-i Farsi mana şunu aytibdilar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerde cümleden mana şunu deydiler. Kale, ya eyyuhannas, qad adallakum şehrun azimun, şehrun mübarakun, şehrun fihi leyletun khayrun min elfi şehr. Ey insanlar, sizlerge büyük bir mübarek bugün ay kırıp geliyordu. Yani Ramazan ayı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan ayını büyük ay diyordular. Büyük, mübarek ay diyordular. Ramazan'ı ne kadar uluğ ekelliğini tarifleydiğin en güzel sıfatlar bilen sıfatlardır. Birincisi büyük. Büyüklüğü bu ayların sultanı. Goya ki ayların içi de en uluğu. Bana çünkü hem bu büyük. İkincisi bu barakatlı ay. Mübarek degeni barakatlı. Barakat degende bunda kop yaxshilik bor degani. Alloh taolo bu oyni shunaqa bir muborak, barakotli qildiki, bu oyni garchi u bir oy bo'lib sanoqlik bo'lsa-da, lekin juda ham ko'p xayriyatlarga, yaxshiliklarga ega bo'lganligi uchun ham Payg'ambar alayhisolatu vasallam barakotli oy deyaptilar, muborak oy deyaptilar. Va mana shu muborakligini qatorida aytdilarki, bu oy shunday oyki, bunda bir kecha bor, bu kecha ming oydan afzalroqdir dedilar. Ya'ni bir kecha bu qadr kechasini nazarda tutyaptilar. Barchamiz biladigan Ramazonning ichidagi oxirgi 10 kunligining tog' kechalaridan birida joylashgan, yashiringan, demak, kecha. Buning nomini qadr kechasi deyiladi. U ming oydan afzal. Mana demek Ramazon'ning büyüklüğü, Ramazon'ning mübarek, barakatlı ekelliğinin bitti kurunuşu bu aydaki bir keçede ming aydan yaxşıraq bir fazilet var. Mana şunisi bilen bu mübarek ay. Cealallahu siyamahu faridatan
ve kıyâme leylihi tatavvu'an. Allah Teala bu ayını kunduzlardaki ibadetini farz kıldı. Yani bu ayda rozeni farz kıldı. Roze ibadetini farz kıldı. Elbette bu farz. Dinimizin arkanlarından biri. Balagat yaşıga yetken mumin, muminelerge bana bu ayda roze tutmaklık farzdır. Bu Allah Teala buyurgan. Ve tündeki ibadetlerini ise nafil kıldı. Nafil degeni bu koşumça. Yani o şey farzge yine koşumça. Savab tapış imkaniyeti bugün insan ihtiyarı bilen kıladigan amellerini nafil ameller deyildi. Hamma ibadette hem nafil var. Mana namazlarımızın farzı var. Ondan keyin ihtiyari okulgan namazlarının namını nafil deyildi. Demek Ramazan günlerde tündeki turup okulgan taravih namazları bu nafil hisoblanarkan. Xufton namozi farzni o'qib ado qilgandan keyin ana o'qiladigan 20 rakatlik namozimiz bu nafil farz emas. Bu ixtiyoriy qilgan bandaga savob beriladi. Berilganda ham ulkan ajr savob beriladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ushbu hadisda mana shularni iroda qilyaptilar. من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. رمضان آيينين ينا بيوكلغة مبارك بركات لك إكالليغة دلالت قلدغان ينا برجهة شوكي كمكي بو آيدا bir yaxshilik bilan Allohga taqarrub hosil qilmoqchi bo'lsa, Alloh taolo unga boshqa oyda farz amalni qilganlik savobini yozadi dedilar. Ya'ni bu Ramazon oyi shunday bir muborak oyki, barakotlik, buyuk oyki, siz bu oyda ixtiyoriy tarzda nimaiki bir yaxshilikni qilib Allah Teala'ya bir kurbet hasıl kılış, Allah'dan bir savab umidi de kılsengiz, Allah Teala sizin şu kılgen amelinizge başka ayda kılınadigan farz amelinin savabını beredi. Yani başka ayda kılınışke mecbur bogan, zimmemizdeki farz bogan amelini kılışligimiz, kançelik lazım bogan amelini kılgen kişige beriladigan savabını Ramazon oyida ixtiyoriy qilgan odamga beriladi. Endi bu oyda kimki bitta farzni bajarsa, farz amalni ado etsa, Alloh taolo bu bandaga boshqa oyda qilinadigan 70 ta farzning savobini yozadi, deyaptilar. Demak, bunday aytganda kamida 70 barobar savobi ko'p bo'ladi amalimizni. Farz qilsak 70 farz bajarganning savobini olamiz. Nafil amal bajarsak, ixtiyoriy yaxshilik amalini bajarsak, unga bitta farzni bajarganlik savobini Alloh taolo ato etadi, deyaptilar. Wa huwa shahru sabr va sabru thawabuhu al-janna. Bu oyning buyukligi, ulug'ligi shundaki, bu oy sabr oyidir. Sabrning mukofoti esa jannatdir, deyaptilar. Haqiqatan ham roza tutish uchun sabr kerak. Ertalabdan tongdan to shomgacha roza tutib, hech narsa tanovul qilmay, balki och, balki chanqoqlik yetganda ham sabr qilinadi. Demak, bu sabrsiz ado bo'lmaydi bu ibodat. Nafaqat u yemaslik, ichmaslik, balki gunohlardan tiyilish uchun ham sabr kerak. Biz gunohdan o'zimizni saqlashimiz uchun, nafsimizni tiyish uchun biz o'zimizni tutishimiz kerak. Sabr degani tiyilmoq degani. Biz o'zimizni tiyishga majburmiz.
Tayin ki şu ibadetimiz mükemmel olsun. İbadetimizde bir putur yetmesin. Savabı ketip, savabı kemeyip kalmasın için biz sabır kılışımız gerek. Ve fakat o günahke sabır kılış, belki şu ibadetini özgeyem. Sabır kılışımız gerek. Demek bu ay, bu aydaki ibadet sabır talep kıladı. Ama o sabırın mükafatı ise cennet diyebdiler. Allah Teala Kur'an'da اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ. Elbette sabır kılıkçılarına mükafatları tolatuks berilur deyip Kur'an'da vaada kılgen. Demek o şey tolatuks mükafat bu cennet. Biz o şey sabırımız için hem cennetke sazavar buluşumuz barakken. Aynen bu Ramazan'ın bitti faziletinden ikerliğini Peygamber aleyhisselam bayan kılıyattılar. Şehrul muvasat, şehrun yüzadu fihi rizgul mu'min. Yine bu ayının fazileti, yine bu aydaki özüge has cihat şu ki, bu ay mehir muruvvet ayı. Muvasat digene adamlar birbirine yaşlılık ulaşadigan ay. Bu yaxshilik maddi bo'lishi ham mumkin, ma'naviy bo'lishi ham mumkin. Ya'ni odamlar o'zgalarga mehr ulashadi, o'zini boridan bir narsani taqdim qiladi, zakotlarini chiqaradi, xayr-i ihson qiladi, sadaqot qiladi, muhtojlarni holidan xabar oladi, kambag'al yo'qsillarga demak ularni hojatini chiqarish uchun infoq ihson qiladi. Manevi tomondan insanlar birbirlerine yaxshi so'zlab, yaxshi gapirib, birbirlerine yoqadigan muomalani qiladilar. Hech qachon bu yerda, bu oyda mu'min musulmonlar birbiri bilan urushligi, xafalashishi, arazlashishi, gina kudrat bo'lishi mumkin emas. Balki bu oyda o'shanday gina kudratlar, arazlashlar demak barham topadi. Odamlar unutadilar. Balki aksincha yarashib, kelishib, o'rtadagi birodarchilikni tiklaydigan oy. Va bu oyda dedilar, mu'minning rizqi ziyoda bo'ladi. Ya'ni oyning barakoti bizning rizqimizga ham ta'sir qiladi. O'z ta'sirini o'tkazadi. Bizning rizqimizga baraka kiradi. Mu'minning rizqiga baraka kiradi dedilar. Ziyoda bo'ladi. Man fattara fihi so'iman kana lahu mag'firatan li dhunubihi va utiqa raqabatuhu minan nar. Kimki bir ro'zadorga iftor qilib bersa, uning gunohlari mag'firat qilinadi va uning zimmasi do'zaxdan ozod qilinadi dedilar. Roza tutgan odamga iftorlik qilib berishlikning savobini Payg'ambar alayhisalom shunday bayon qildilar. Ya'ni ro'zadorga iftorlik qilib bersa, Alloh taolo bu bandani gunohlarini kechiradi, mag'firat qiladi, uni do'zoxdan xalos qiladi. Do'zoxdan ozod qiladi. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghayri an yantaqisa min ajrihi shay'un. Yana shu bilan birga iftorlik qilib bergan kishiga roza tutgan odamga beriladigan savoblar kamaytirilmasdan o'shancha savob iftorlik qilib bergan odamga ham beriladi. Mana shunchalik Alloh taolo bu oyni barakotlik, buyuk qilib qo'ydiki, demak bu oyda qilingan amallarning har biriga juda olam-olam ajru savoblar bor. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. Bu gapni eshitgan sahobalar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu xutbalarini tinglab turganlar aytishdi. Salmon Farsi aytayaptilarki, biz aytdikki ya Rasululloh, hammamiz ham ro'zadorga iftorlik qilib bera olmaymiz-ku. Ya'ni bizni hammamizni ham iftor qilib berish imkoniyatimiz yo'q. Biz ham gunohlarimiz kechirilishligini, do'zoxdan xalos bo'lishligimizni
ro'zadorga berilgan savobga ega bo'lishligini istaymiz, ammo bizi imkoniyatimiz yo'q. Ro'zadorga iftor qilib bera olmaymiz, nima qilamiz? Bu savobni qanday topishimiz mumkin? Degan maqsadda Payg'ambar alayhisolatu vasallamga savol bilan murojaat qilishdi. Shunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُعْطَى هَذَا الثَّوَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذَقَّةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شُرْبَةَ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةً لَا يَضْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ Rasulullah'ın cevapları şunlayı buldu ki Allah Teala bu savabını ro'zadorga bir yutum sut yoki bitta xurmo yoki bir xoplam suv bergan odamga beradi bu savobni. Ya'ni bizni hech qanday iftorlik qilib berishga imkoniyatimiz yo'q deyotgan bo'lsangiz, men aytgan savob gunohlar kechirilishligi, do'zoxdan ozod bo'lishlik, ro'zadorga berilgan savob kamaytirilmasdan iftorlik qilgan odamga berilishligi bu qachon? Qachonki bitta xurmo berib iftorlik qildirib bergan bo'lsangiz. Va man ashba'a endi kimki ro'zadorni qornini to'yg'izsa, ya'ni qornini to'yadigan darajada unga taom bersa, u huzur bilan taomlanib, qornini to'yib olsa, mana shu darajada uni taomlantiradigan bo'lsa, endi uning ajri yana ziyoda bo'ladi. Qandayki Alloh taolo unga qiyomat kunida meni havza kavsarimdan suv ichiradi. Qongunicha ichadi. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamga atalgan havza kavsar bor. Ana u jannatga munosib bo'lgan bandalar o'sha havza kavsardan ichadilar. O'sha havzi kavsardan ichgan odam hech qachon chanqoq nimaligini bilmaydi. Ana payg'ambar alayhissalom bir ro'zadorga qorni to'yadigan darajada iftorlik qilib bergan odamga Alloh taolo meni havzi kavsarimdan qondirib ichtiradi, to jannatga kirgunicha chanqoq nimaligini bilmaydi. Demak bu odamni Alloh taolo jannatga kirgizadi. Havzi kavsarimdan ichirib deb bayon qilyaptilar. Wa huwa shahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bu oy yana o'ziga xos xususiyati, fazilati shundaki, bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri do'zoxdan ozod qilinishdir dedilar. Ya'ni bir oyni payg'ambar alayhisolatu vasallam 3 10 kunlikka bo'layaptilar. 3 dahaga bo'layaptilar. Birinchi 10 kunligini rahmat 10 kunligi deyiladi. Ikkinchi 10 kunligini mag'firat va uchinchisini itqon minan nar, do'zoxdan ozod qilinish 10 kunligi deyiladi. Ya'ni bir-biridan go'zal, bir-biridan darajasi ulug'. Biz mo'min musulmonlar roza tutishdan maqsadimiz, orzumiz bo'lgan narsalar Allohning rahmatiga sazovor bo'lish. Gunohlarimizni hammasi kechirilishligi va oxir oqibat do'zoxdan xalos bo'lish, do'zoxdan saqlanish, balki jannatga kirish. Ana Alloh taolo mana shu oyda bandaga har uch jihat istagan narsasini Alloh taolo berishligini payg'ambar alayhisalom bayon qilyaptilar. Va so'zlarining oxirida aytdilarki, "Va man xaffafa an mamlukihi fihi ghafarallohu lahu va a'taqahu minan nar." Kimiki bu oyda qo'l ostidagilarga yengillik qilib bersa, Alloh taolo u bandani gunohlarini mag'firat qiladi va uni do'zoxdan ozod qiladi. Yuqorida demak Ramazonning fazilatiga, Ramazon oyining fazilatiga, undagi roza ibodatining qanchalik bir savoblik,
ulug ibodat ekanligiga oid bo'lgan hadislardan namunalar bilan tanishib ko'rdik. Albatta bu hadislarda bayon qilinayotgan fazilatlar bizni yanada shu ibodatni ixlos bilan ado etishligimizga rag'batimizni oshiradi. Albatta bu ham biz uchun kerak bo'lgan bir ilm. Modomiki biz bir ibodatni qilar ekanmiz, o'sha ibodat haqida bir tushunchaga mukammal ega bo'lsak, uni savoblari haqida xabarimiz bo'lsa, ma'lumotga ega bo'lsak, albatta mana bu ibodatimizni ixlos bilan mukammal ado etishga muvaffaq bo'lamiz va shunga harakat qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimizdan ko'zlangan maqsad mana shu edi. Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni o'zi dargohida qabul aylab, bu hadislarda bayon qilingan fazilatlarga ulkan ajru savoblarga barchamizni o'zi muyassar qilsin. Navbatdagi ko'rsatuvda yana ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.